Özel Gençlik İlkokulu 2A sınıfı öğrencilerim merhaba. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönemin son matematik konusu olan tartma konusunu birlikte işleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi derse başlamadan önce yanınıza kalem kağıdınızı alıyorsunuz ve benimle birlikte not tutmaya, dersi öğrenmeye devam ediyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırsınız. Hadi bakalım iyi dersler. Tartma konusunu çocuklar biz birinci sınıftayken zaten görmüştük. Gördüğümüz her konunun bir öncesini zaten biliyorsunuz. Eski bilgilerimize biraz daha bilgi ekleyip yeni konumuza geçmiş oluyoruz. Evet, aslında oyun parklarında çok sık gördüğünüz bu oyuncak ismini hatırlıyor musunuz? T ile başlıyordu. Evet, tahterevalli. Bu bizim matematikteki bir ölçme aracımıza benzeyecek, tartma aracımıza benzeyecek. Bakalım, bütün nesnelerin ve varlıkların bir kütlesi vardır. Nesne ve varlıkların kütlesi birbirinden farklıdır. Evet, kendinizi düşünün, annenizi düşünün, ablanızı, abinizi, bir yakınınızı, yeni doğan bir bebeği düşünün. Herkesin bir kütlesi, yani bir ağırlığı vardır çocuklar. Ama bu herkesin birbirinden farklıdır. Aynı yaştayız, aynı kiloda değiliz öğretmenim ya da aynı kütlede değiliz. Neden? Bakın ne diyor? Bütün varlıkların kütlesi farklıdır. Yani aynı yaşta olanların kütleleri aynıdır diye bir şey söz konusu değildir. Yani siz marketteki, reyondaki bir paket makarna değilsiniz değil mi? Onların ağırlıkları her zaman aynıdır. Aynı üretilen, aynı tipteki ürünlerin. Ama siz bir varlıksınız, bir canlısınız ve her canlının, her nesnenin kütlesi birbirinden farklıdır. İkisi de çok mutlu zaten. Bakın görüyorsunuz ne kadar mutlular farklı oldukları için. Peki biri neden yukarı, biri neden aşağıdadır? Bunu biraz düşünün bakalım. Kütle ölçme birimi kilogramdır. Kısaca nasıl yazılıyordu? Kg şeklinde yazılıyordu. Kilogram. Kg. Bakın bu da bizim 1 kiloluk ağırlığımız. 1 kg. Biz bunu kg diye okumuyoruz genelde. Nasıl okuyoruz? Kilogram diye okuyup geçiyoruz çocuklar. Nesneleri tartalım ve kütle ölçme araçlarını tanıyalım. Evet. En sevdiğimiz bölüm, tanışma bölümü. Bakalım. Nesne ve varlıkların kütlesini eşit kollu terazi ile tartarak ölçebiliriz. Eşit kollu terazi, bakın bu oluyor. Sınıfta hani gösteriyorduk ya, iki tane kolumuzu açıyorduk, nesneler koyuyorduk, hangisi daha ağırdır, hangisi daha hafiftir işlemleri yapıyorduk kendimiz tahmini olarak. Tabii bizim böyle bir göstergemiz yok. Bakın burada bir gösterge var. Terazinin iki kefesi vardır. Kefe dediği şey göz diye de geçiyor çocuklar. Buralara kefe, yani göz de diyebiliyoruz. Birine tartılacak nesne, diğerine kütlesi belirli ağırlık koyulur. Terazinin kefeleri aynı hizaya geldiğinde tartma işlemi yapılmış olur. Yani şu an terazi tam dengede çocuklar. Bakın hiçbir şey yok ve şu an eşitler. Ama buraya bakın, ağırlığı belirli bir nesne konulur diyor. Bakın bunlar terazinin kendi ağırlıkları. Yani eğer bir şey ölçecekseniz ve bunun kilosunu merak ediyorsanız, ağırlığını, kütlesini, karşıya bunları koyarak dengede olana kadar bu eşitliği sağlamaya çalışırsınız. Birazdan örneklerimizle göreceğiz. Evet, yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuz geliyor şimdi de. Bakalım bakalım ne olacak? Karpuzu ne yaptık? Kefenin, yani gözün birine koyduk değil mi? Peki şimdi ne olacak? Tabii ki dengede olmadığı için terazimiz, karpuz aşağıda, diğer kefe yukarıda kaldı. Ne yapmamız lazım? Dengelememiz, yani eşitliği, karpuzun kilosunu bulabilmek için, kütlesini bulabilmek için ağırlık yerleştirmeye başlamamız lazım. Gözün birine 1 kilogram koyduk. Ne oldu peki? Birazcık oynadı bakın karpuz. Görüyorsunuz değil mi? Ama yeterli mi? Hayır, hala dengede değil. Hala karpuzun kütlesini bulamadık. Yani bu karpuz 1 kilo değilmiş demek ki. 1 kilogram daha koyduk yanına. Yani 2 kilogram oldu. Şu an dengede mi? Hayır. Bakın hala eğik vaziyette. Görüyorsunuz değil mi?
Bakın hala ilk. O zaman 1 kilo daha koyalım bakalım ne olacak? Karpuzun kütlesi 3 kilogrammış. Neden? Bakın eşit kollu terazim sonuna kadar eşit bir şekilde kefeler. Bakın eşit bir şekilde duruyor. Ağırlık neymiş? Peki bizim buraya ağırlığı belli cisimler koymamız gerekiyor çocuklar. Ağırlığı 1, 1, 1. Yani buraya 3 kilogram koyduğumuz zaman karpuzun kütlesini 3 kilogram olarak buluyoruz. Yani bakın bir eşitlik var. Eşit kollu terazi diyoruz zaten. Yani buraya koyduğumuz ağırlıkla buradaki ağırlığın vermiş olduğu rakam bize karpuzun kütlesini vermiş oluyor. Peki şöyle yapabilir miyiz? 3 kilogram buradan gitsin. Şimdi bu şekilde yine dengesizlik hali var. Buraya ne koyabiliriz? Yani karpuzun kütlesini az önce öğrenmiştik zaten. Evet, tek hamlede bitirebiliriz değil mi? Bir ağırlık koyduk ve karpuzun kütlesini bulmuş olduk. Yani bakın 3 kilogram aynı zamanda neye eşit? 1, 1, 1. Bakın yine aynı şekilde dengede. Burada da 3 kilogram var tek başına. Burada birer kilogramlardan 3 tane var. Bu da aynı şekilde 3 kilogram yapıyor. Eşit kollu terazimiz yine dengede. Yine görüyoruz. Evet, bakın bir eşitlik söz konusu. Bu bizim eşittir işaretimiz. Burada bu kolla bu kolun, bu kepeyle bu kefenin eşit olması ana prensibimiz bizim. Nesne ve varlıkların kütlesini elektronik terazi ile de tartarak ölçebiliriz. Terazinin bir kefesi vardır. Tartılacak nesne bu kefeye koyulur. Ekranda tartılan nesnenin kütlesi rakamla yazar ve tartma işlemi yapılmış olur. Eskiden az önceki gibi eşit kollu teraziler vardı marketlerde, manavlarda, belki de kasaplarda. Çok eskiyi bilmiyorum ben de. Ama şu an neredeyse tartarak alışveriş yapılan her yerde elektronik teraziler vardır. Buraya bir nesne koyarsınız. Bakın şuradaki kırmızı butonu görüyor musunuz? Bu kırmızı butona basarak nesnenin ağırlığını bulabiliyoruz. Yine karpuz geldi. Bakalım karpuzu ne yapacağız? Elektronik terazimize koyuyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Kırmızıya basıyoruz. Ne kadarmış? Bakın göstergeye bakın. Karpuz yine 3 kilogram. Bakın yine aynı sonucu bulduk. Görüyorsunuz. Karpuzun kütlesi 3 kilogramdır. Nesne ve varlıkların kütlesini baskül yani tartı kullanarak da ölçebiliriz. Bundan neredeyse herkesin evinde vardır herhalde, değil mi? Özellikle evde kaldığımız şu günlerde herkes sık sık bu baskülün ya da tartının üzerine çıkıp kendi kütlesini, ağırlığını öğrenmek için acaba kilo mu aldım, acaba kilo mu verdim diye bunun üzerine çıkıp kilomuza bakabiliyoruz. Baskülü genelde kendi kütlemizi tartmak için kullanırız. Üzerine çıktığımızda ekranda kütlemiz rakamla yazar ve tartma işlemi yapılmış olur. Peki şunu biliyor musunuz? Bu da el kantarı diye geçiyor, biliyor musunuz? Bunu genelde kasaplar ve manavlar çok kullanıyordu. Benim babam da çok sık kullanırdı bunu çocuklar. Yani böyle bir hayvanın etini ya da kemiğinin olduğu yerden şu kancayı geçirdiğiniz zaman ağırlığı bir şekilde buradaki ekrandaki göstergeden bulabiliyorsunuz. Bakın çocuk mutlu. Ne yaptı? Çıktı baskülün üzerine. Kaç kilogrammış? 35 kilogrammış. Alper'in kütlesi 35 kilogramdır. Büyük veya çok ağır nesnelerin kütlesini tartmak için kantar adı verilen kütle ölçme aracını kullanırız. Farklı büyüklükte kantarlar vardır. Evet çocuklar, kantar. Bakın bu da bir diğer ölçme tartma aracımız. Yani daha büyük ve ağır nesneler için. Mesela hangisi? Evet, büyükbaş hayvanları buralarda tartabiliyorlar. Kurban pazarlarına gittiyseniz genelde böyle kantarlar vardır ve
hayvanların ağırlığını bu şekilde daha rahat ölçebilirler. Az önce insanların kullandığı basküle bunu çıkarabilir misiniz? Hayvana diyebilir misiniz? Sadece iki ayağını bas şeklinde. Hayır, hayvanın dört ayağı vardır ve dördünü de eşit bir şekilde koyarak sağlıklı bir ölçüm yapabiliriz. Peki büyük tahıl taşıyan ya da eşya taşıyan kamyon tırları nasıl ölçeriz? Bakın bu şekilde büyük hazırlanmış kantarlarla. Araç buraya çıkar. Araç önce boşken ölçülür çocuklar. Ondan sonra bir de doluyken ölçülür. Aradaki farkı yani ürünün ne kadar olduğunu bu şekilde araba doluyken, araba boşken bu ikisi birbirinden çıkarılır ve ürünün gerçek ağırlığı, kütlesi bulunmuş olur. Karşılaştıralım. Evet, biz kütleleri karşılaştırmayı ya da nesnelerin farklı özelliklerini kıyaslamayı, karşılaştırmayı severiz. Evet, bakın görüyorsunuz. Elma ve muzları tartalım, sonuçlarını karşılaştıralım. Yani tiplerine bakıp burada iki tane var, burada bir tane var. Bu bundan ağırdır. Belki hani ağırlıklarını tahminen biliyorsanız kıyaslayabilirsiniz ama tartmadan da çok kıyaslamak sağlıklı olmaz çocuklar. Evet, elmaların kütlesi ne kadarmış? Bakın eşit olduğu için, ben burada bir eşitlik söz konusu olduğu için karşıya koyduğumuz ağırlık ne kadar? 3 kilogram. O zaman elmalar 3 kilograma eşit. Muzları ölçelim. Muzlar da dengede. Dengede olmaları için kefede hangi ağırlık konulmuş? 2 kilogram. O zaman muzlar kaç kilogramdır? 2 kilograma eşittir. 3 kilogram, 2 kilogram. Hangisi daha ağırdır kütle olarak? Evet, elmaların kütlesi muzların kütlesinden daha fazladır deriz. Bir çuval şeker, bir çuval pamuk. Bunlar ikisi, iki tane çuval var öğretmenim. İkisi de aynıdır. İkisini de sırtıma attığım zaman kolaylıkla taşırız. Ya da iki kardeş biz bunları taşımaya karar verdik. İkimiz de aynı ağırlığı taşıyoruz. Hayır, bunların içerisindeki nesnelerin kütlelerini ölçmeniz lazım. Hanginizin daha ağır taşıdığını ya da daha hafif taşıdığını öğrenmek için. Evet, yine bir kıyaslama yapacağız. Yine elektronik kantarımız devrede. Evet, çuvalımızı koyduk. Bir çuval şeker. Çuvalımızı koyduk ama kırmızıya basmazsak ölçmez. Basalım. 6 kilogrammış şekerimiz. Tamam. Pamuğumuzu ölçelim. Evet, çuval gelsin. Yine kırmızı düğmemize basalım. Pamuk 4 kilogrammış. 6 kilogram, 4 kilogram. Çuvallar aynı büyüklükte olmasına rağmen içindeki ürünlerin kütlesi farklıdır çocuklar. Yani iki tane çuval gördüğünüz zaman ha, ikisi de eşit diyemezsiniz. İçindekinin ne olduğunu ölçmeniz, bakmanız gerekir. Evet, pamuğun kütlesi şekerin kütlesinden daha azdır. Pamuk şekerden daha hafiftir. Şeker pamuktan daha ağırdır. Yani bu cümleyi zaten artık matematiksel olarak bunları gördüğünüz zaman 6 kilogramla 4 kilogramı hangisinin daha ağır, hangisinin daha hafif olduğunu cümle olarak sizler de kurabilirsiniz. Evet, yaz mevsiminin iki samimi arkadaşı. Kavun ve karpuzu tartıp kütlelerini karşılaştıralım. Kavunu tartalım önce. Evet, gelsin elektronik baskülümüzde. Kırmızıya basalım. 2 kilogrammış kavunumuz. Karpuzu ölçelim. Karpuzu artık alıştık ama bakalım yine aynı ağırlık mı? Evet, yine 3 kiloymuş. 2 kilogram ve 3 kilogram. Kavunun kütlesi 2 kilogram, karpuzun kütlesi 3 kilogram. Karpuzun kütlesi kavunun kütlesinden daha fazladır. Evet, doğrudur. Kavun karpuzdan daha hafiftir. Karpuz kavundan ağırdır. Evet, problem çözelim. Çocuklar, problem noktasında göreceksiniz ki aslında bizim toplama, çıkarma, çarpma, bölme problemlerinde yaptığımız şeylerin aynısı. Yani sadece yanına kilogram gelmiş olması acaba farklı bir şey mi çözeceğiz diye sizde bir tedirginlik yaratmasın. Evet, geldik soru çözümüne. Tuana manavdan 2 kilogram elma, 2 kilogram muz ve 3 kilogram portakal alıyor. Tuana'nın aldığı meyvelerin tamamı kaç kilogramdır? Bakın yine sihirli kelimelere bakalım.
Tamamı diyor. Meyvelerin tamamı. O zaman ne yaparsınız çocuklar? 2 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. Yani elma, muz, portakalın kilogram olarak değerlerini ne yaparsınız? Tamamı dediği için toplarsınız. Yani toplamda 7 kilogram meyve almışız. Eminim siz sorular çıktıktan sonra videoyu durduruyorsunuz. Problemi çözüp sonra benden çözümü dinliyorsunuz, değil mi? Aferin size. Yağız 45 kilogramdır. Meriç Yağız'dan 5 kilogram eksiktir. O zaman Meriç kaç kilogramdır? Evet, bakın soruyu aslında okurken çözüyoruz. Yağız ile Meriç'in kütleleri toplamı kaçtır? Yağız 45 kilogram. Meriç 45'ten 5 çıkardığımız zaman 40 kilogram. İkisinin kilosu toplamda 85 kilogram. Esma ile İrem'in kütleleri toplamı 75 kilogramdır. İrem 35 kilogram olduğuna göre Esma kaç kilogramdır? Ne yapmanız lazım? Evet, büyük olandan küçük olanı çıkarıp Esma'nın kaç kilo olduğunu bulabiliriz. Değil mi? Verilmeyenli toplama işlemi yani. Evet, kaç kilogrammış Esma? 40 kilogram. Asım 4 paket un aldı. Her paket 3 kilogram olduğuna göre Asım toplam kaç kilogram un almıştır? Çocuklar, hem toplama hem çarpma. Bence çarpma yaparak çok basit yoldan yapabilirsiniz. Evet, 4 tane aynı nesnem var. 4 tane aynı nesnem var. Her birinin ağırlığı ne kadar? 3 kilogram. Zaten size ne diyor? Toplam kaç kilogram un almıştır? Ne yaparsınız? Ya toplama ya çıkarma. Ama benim favorim çarpmadır bu konuda. Sizin de kısa yoldan yapacağınıza eminim. Asya Hanım salça yapmak için her birinde 20 kilogram domates olan kasalardan 3 tane aldı. 3 kasa almış. Kasalar çok güzel, değil mi? Hepsi birbirinden farklı oldu niyeyse. Ama hepsi aynı çocuklar. Ve hepsi 20 kilogrammış. Domateslerin 53 kilogramı ile salça yaptığına göre geriye dediğine göre hangi işlemi yapmanız gerekiyor? Sihirli kelimeler. Çıkarma. Önce şu ne kadar domatesimiz var onu bulalım. 3 tane neyim var? Kasam var. 3 tane kasam var. Her birinde kaç kilogram domates var? 20. Ne yapar 3 çarpı 20? 60 ya da 20, 20, 20'yi de toplayabilirsiniz. 60. 53'ünü kullanmış çocuklar. Ne olur peki? Çıkarman gerekir. Geriye kaç kilogram kalıyor? Oo, domatesler çok güzelmiş. Geriye tabii ki 7 kilogram kalıyor. Toplama mı daha uygun sizin mantığınıza, çarpma mı? Bence çarpma. Sizinkini de merak ediyorum. Onur Bey bahçesinden topladığı portakalların 48 kilogramını satmıştır. Geriye 26 kilogram portakal kaldığına göre Onur Bey bahçesinde kaç kilogram portakal toplamıştır? Okudunuz ve şu an gözünüzde canlanıyor, değil mi? Bir verilmeyenli işlem var. Evet, toplanan portakalı bilmiyoruz. Satılan portakalı biliyoruz. Geriye kalanı biliyoruz. Ne yapmamız lazım? Evet, ikisini toplamamız gerekiyor. Abdullah Bey manavındaki 98 kilogram patatesin öğleden önce 29 kilogramını satıyor. Artmış mı, azalmış mı? Azalmış. Ne yapacağınızı biliyorsunuz orada. Okumaya devam edelim. Öğleden sonra ise 24 kilogram daha satıyor. Ne yapacaksınız? Artmış mı, azalmış mı? Azalmış. Manav Abdullah'ın elinde kaç kilogram patates kalmıştır? Manavdaki patates 98 kilogram. Öğleden önce satılanı bulalım bir. Ne kadar satılmış? 29 kilogram satıldığı zaman çocuklar geriye 69 kilogram patates kalıyor. Sonra öğleden sonra ise 24 kilogram daha satılıyor. Tamam, kalan patatesim neydi? 69'du. O zaman işlemi bu şekilde devam etmem gerekiyor. Yani 98 diye değil. Elimde 69 kilogram kaldı.
Öğleden sonra ne kadarını satmışım peki? 24 kilogramını satmışım. O zaman benim geriye ne kadar patatesim kalıyor? 45 kilogram patates kalıyor. Ayşenur marketten 5 kilogramlık şeker paketlerinden 2 tane, 2 kilogram peynir ve 3 kilogram domates aldı. Ayşenur'un aldığı ürünlerin toplamı kaç kilogramdır? 5 kilogramlık şeker paketlerinden kaç tane almış? 2 tane. O zaman kaç kilogram olur orada? 2 tane paket var. 10 kilogram olur değil mi? Devam edelim. 2 kilo peynir almış. 3 kilogram da domates almış. Toplamını zaten zihinden topladığınız zaman ne buluyorsunuz? 15. Dağhan 35 kilogram, Derin 39 kilogramdır. Berkay'ın kütlesi iki arkadaşının kütlelerinin toplamından 26 eksiktir. Evet, o zaman Berkay'ın kütlesi kaç kilogramdır? Ne yapıyoruz çocuklar? İki arkadaşın önce kütlesini bulmamız lazım, Berkay'ınkini bulabilmemiz için. İkisini topladığımız zaman ne olur çocuklar? 74 kilogram olur. Ama diyor ki Berkay'ın kütlesi iki arkadaşının kütlelerinin toplamından yani 74'ten 26 eksikmiş. O zaman 74'ten 26'yı çıkarırsam Berkay'ın kütlesini bulurum. Manav Emir 56 kilogram armudun 29 kilogramını sattı. Arttı mı azaldı mı? Azaldı. İşlemi biliyorsunuz. Geriye kalan diyor bakın zaten yine tüyo vermiş size. Geriye kalan armutları 3 kasaya eşit olarak koydu. Bir kasaya kaç kilogram armut koymuştur? Önce bir satış işlemini yapmanız lazım. Gördünüz mü? Satış işlemini yaptık 27 kilogram kaldı. Peki geriye kalan 27 kilogram 3 kasaya nasıl eşit konulur? Eşit deyince benim aklıma hangi işlemin gelmesi gerekiyor? Bunu eşit bir şekilde paylaştırmam lazım. Eşit bir şekilde bölüştürmem lazım. Eşit bir şekilde bölmem lazım. 27'yi 3'e böldüğünüz zaman bir kasaya kaç tane düşer? 9 kilogram armut düşüyor. Evet. Enes ve Fatih 28 kilogram ceviz topladılar. Topladıkları cevizleri aralarında eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç kilogram ceviz düşmüştür? Evet, yine eşit diyor çocuklar. Yani iki tane kol bulmanız lazım. İki tane kefenin, iki tane gözün de eşit olması lazım. O zaman ne yapmanız lazım? 28'i 2'ye bölmeniz lazım. 14 kilogram ceviz düşer. Berra Hanım 20 kilogram mercimeğin 2 kilogramı ile köfte yaptı. Kalan mercimekleri 3 kavanoza eşit olarak koydu. Bir kavanoza koyduğu mercimek kaç kilogramdır? Şimdi önce bir eksileni bulmak lazım çocuklar. 2 kilo ile köfte yapılmış bu toplam mercimekten. O zaman ne yaparsınız? 20'den 2'yi çıkarırsınız. 18 kilogram. 18 kilogramı da 3 tane kavanoza eşit bir şekilde bölüştürmeniz. Eşit bir şekilde paylaştırmanız, eşit bir şekilde bölmeniz istiyor. O zaman ne yaparsınız? 18'i 3'e bölersiniz. 6 kilogram mercimek düşer. Dora Bey, manavdan 8 kilogram elma almıştır. Elmalar için manava 56 lira ödediğine göre elmanın kilosunu kaç liraya almıştır? Sanki burada ne var çocuklar? Bir çarpma işlemi var. Hatta çarpım tablosu var. 8 ile neyi çarparsanız 56 yapar. Evet, kilo çıktı değil mi meydana? 56'yı 8'e böldüğünüz zaman da zaten yine aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Ama anlamlı okuma yapmadan bu da çok mümkün değil çocuklar. Zeynep 28 kilogramdır. Nisa Zeynep'ten 2 kilogram fazladır. O zaman Nisa kaç kilodur? Nisa 30 kilodur. Tamam. Bak şu cümle bitti benim için. Gökçe ise arkadaşlarının kütlelerinin toplamından 17 kilogram eksiktir. Arkadaşları kim? Zeynep ve Nisa. Zeynep ve Nisa'nın kilosu nedir?
30 ile 28'i toplayacağız. Hemen 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 58 yapıyor. Değil mi? 58'den 17'yi çıkarmam gerekiyor Gökçe'nin kilosunu bulabilmem için. Hadi bakalım. Evet, bunu bulduk. 41 kiloymuş Gökçe'nin kütlesi. Evet çocuklar, burada konumuzun sonuna geldik. Güzel bir şekilde not alıp testlerini, ödevlerini yaptıktan sonra konuyla alakalı bir sıkıntımız kalmayacaktır. Bol bol kitap okuyup tekrar yapmaya özen gösterelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.